Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Temmuz aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, iki tutulmalı 2019'un en önemli ayına giriş yapıyoruz. Bu ay özellikle sizin için kariyer, yaşam hedefleriniz ve ailevi konular biraz daha vurgulanıyor gökyüzünde. Bakalım ayın genel başlıkları neler? 2 Temmuz'da Yengeç Burcu'nda yeni ayla beraber güneş tutulması meydana gelecek. 2019'un ikinci güneş tutulmasını yaşayacağız. 17 Temmuz'da ise Oğlak Burcu'nda dolunayla beraber ay tutulması meydana geliyor. Gezegen geçişlerimize bakıyoruz. Hemen ayın başında Mars, gezegeniniz Mars 2 Temmuz'da Aslan Burcu'na geçiş yapıyor ve ay boyunca da Aslan Burcu'nda ilerleyecek. 3 Temmuz'da Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor. 28 Temmuz'a kadar Yengeç Burcu'nda, ardından Aslan Burcu'nda olacak. Güneş 23 Temmuz'a kadar Yengeç Burcu'nda, 23'ünden sonra ise Aslan Burcu'na geçişini yapacak. Ve 8 Temmuz'da Merkür retro harekete geçiyor. Ve ay sonuna kadar da retroda olacak. Evet, bu konu başlıklarımızın ardından bakalım sizin için detaylı olarak gökyüzü neler getiriyor. Hemen ayın başında Mars, gezegeniniz Mars Aslan Burcu'na geçecek dedik ve ay boyunca da Aslan Burcu'nda olacak. Mars enerjinizi anlatır, inisiyatif alma gücünüzü, motivasyonlarınızı anlatır. Bu ay neler için mücadele edeceksiniz? Hangi alanlarda daha fazla enerji sarf edeceksiniz? Aslan'da güçlü bir Mars size de olumlu bir açı yapacak, ateş elementi çünkü. Özgüveninizin yüksek olacağını gösteriyor. Bu ay son derece özgüveni yüksek, rahatlıkla inisiyatif alabilen bir pozisyonda olacaksınız. Mücadele gücünüz artıyor. 5. evinizdeki bir Mars, kendinizi göstermek, dikkat çekmek, değer görmek, takdir edilmek için biraz daha çabalayacağınızı gösteriyor. Yani biraz gururunuzun bu ay içerisinde ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Biraz daha o çocuksu yanınızın meraklı, hevesli, dikkat çekmek isteyen, biraz şımartılmak isteyen, değer görmek isteyen yanınızın öne çıkacağını söyleyebiliriz ve bunun için daha fazla çabalayabilirsiniz. Venüs 3 Temmuz'da Yengeç Burcu'na geçiyor. Venüs'ün olduğu alanlar biraz da iyicil, hoş etkiler getirir. Daha yumuşak enerjiler vardır. Ve sizin 4. ev alanınıza gelen Venüs, ailevi ilişkilerden daha fazla keyif alabileceğinizi, ev yuva ortamlarında bazı fırsatlarla karşılaşabileceğinizi gösteriyor. Ve 2 Temmuz'da yılın ikinci güneş tutulması Yengeç Burcu'nda meydana gelecek. 10 derece Yengeç Burcu'nda sizin 4. evinizde meydana geliyor. Öncü bir tutulma olduğu için siz de bir öncü burçsunuz. Kuşkusuz sizin için önemli bir tutulma bu. Çünkü haritanızın ana aksılarını etkiliyor. Özellikle yükselen koçlar. Ev yuva temalarına vurgu yapan bir güneş tutulması. Yenilik var, yeni başlangıçlar, yeni girişimler söz konusu bu tutulmayla beraber. Aslında 2018 yaz aylarında başlayan, 2020 yaz aylarına kadar da devam edebilecek olan bir döngüyle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir süredir belki ev yuva temalarında biraz daha hedefleriniz var. Buralarda hayat içerisinde düzenlemeler söz konusu. Öne çıkan kavramlar var. Bu tutulma bu alanda yeni bir oluşumu ortaya çıkarabilir. Bir kademeden bir kademeye sizi geçirecek enerjileri aktif hale getirebilir. Evlenmek, yuva kurmak, ev almak, ev satmak, anne baba, ebeveynlerle ilgili konular tutulmayla beraber biraz da kadersel olarak hayatınızda daha güçlü bir şekilde yer alabilir. Tutulma özellikle öncü burçlarda gezegenleri olan sevgili koçlar ve yükselen koçları daha fazla etkileyecektir. Bu yüzden doğum haritalarınıza bakınız lütfen. Koç, terazi, oğlak, yengeç gibi burçlarda kişisel gezegen yerleşimleriniz öne çıkıyorsa alacağınız etkiler daha güçlü, daha etkili olabilir. Bunun yanı sıra doğum yılınız özellikle 1967, 68, 74, 75, 81, 82, 88, 89 gibi ise bu yıllarda doğan sevgili koçlar bu tutulma sizi biraz daha güçlü etkileyecektir. Daha kadersel, hayatınıza daha değiştirici, dönüştürücü, belirleyici etkiler
oluşturacaktır. Tutulmayla ilgili tabii ki her zaman olduğu gibi sizin için detaylı bir video hazırladım. Güneş tutulması videomuzu lütfen Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalımızdan izleyiniz. Burcunuzla da ilgili detaylı açıklamaları yine bu videoda bulabilirsiniz. Sevgili koçlar, unutmayın, güneş tutulmasının etkisi sadece bir ayla sınırlı değildir. En az 6 ay, yani yıl sonundaki Aralık ayındaki güneş tutulmasına kadar aslında bu tutulmanın enerjileri devam edecek ve süreç içerisinde bir şekilde gezegen transitleri tutulma derecesini zodyakta tetiklediğinde biz yine tutulma ile ilgili etkileri yaşamamızda deneyimleyebiliriz. Evet, 8 Temmuz'da Merkür retro harekete geçiyor Aslan Burcu'nda. 1 Ağustos'a kadar sürecek bu retro. Önce Aslan Burcu'nda başlayacak. Daha sonra Yengeç Burcu'na doğru gerileyecek. 5. evinizdeki Merkür retrosu Mars'la da birleşeceği için özellikle romantik konular, aşk hayatınız, sosyal ilişkilerinizde biraz daha nostaljik konular bu Temmuz ayında gündeminizde olabilir. Uzun süredir görüşmediğiniz kişilerle görüşmeler, bazı sürpriz karşılaşmalar olabilir. Romantik ilişkilerde zaman zaman Merkür sizi geriye dönüşler yaptırarak biraz kafa karışıklığına neden olabilir. Bazı yarım kalmış ilişkileriniz içinde ikinci bir fırsat yaratabilir. Böyle de bir etkisi var. Hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Yaratıcılığınızı yükseltecek, daha önceden uğraştığınız bazı özel uğraşlarınız, hobilerinizi mesela bu ay tekrar fırsat bulabilirsiniz, zaman ayırabilirsiniz. Aslan Burcu'ndaki bir Merkür retro olsa bile en azından sizi biraz daha romantik konularda destekleyecek ilginç fırsatlar karşınıza verebilir. Daha sonra Yengeç Burcu'na geçecek retro ayın son haftasında. Bu süreçte ailevi ilişkilerde zaman zaman duygusal karmaşalar yaşamanız, biraz zihninizin çok geçmişe yönelmesi, geçmiş ailevi konuların tekrar tekrar gündeme gelmesi, belki kronik bazı konularla aile içerisinde uğraşmanız gerekebilir. Bunlar da zaman zaman duygusal stresler yaratabilir. Bu anlamda da daha dengeli olmakta fayda var. Evet, ve ayın 17'sinde Oğlak Burcu'nda Dolunay meydana geliyor. Aynı zamanda bir ay tutulması. Ay tutulmaları bizi duygusal anlamda daha çok etkiler. Biraz zorlayabilir. Ve sizin haritanızın en tepesinde meydana geliyor. Kariyer alanlarınızda meydana geliyor. Ve tutulma bir sonlanma, bir tamamlanma enerjisi taşıyor kendi içerisinde. Önemli bir dönüşüm enerjisi taşıyor. Burada bazı yol ayrımları olabilir. Kariyerle ilgili önemli değişimler olabilir. Bunlar sizin beklentiniz dışında. Kadersel olarak karşınıza çıkabilecek. Çoğu zaman kontrol edemeyeceğiniz, değiştiremeyeceğiniz konularda olabilir. Üstlerle ilgili konulara dikkat edin. Yani üstler, çalıştığınız ortamda amiriniz, müdürünüz, otorite pozisyonundaki kişiler, onlarla ilgili bazı güçlü değişimlerle karşılaşabilirsiniz. Her türlü otorite dinamikleriyle ilişkilere biraz dikkat edelim. Venüs çünkü sizin artık aile alanınızda ilerliyor. Venüs ile Satürn arasında zıt bir açı var. Aile ile kariyer arasında biraz ikilemler yaşamanız mümkün. Burada zaman zaman arada kalmalar da olabilir. Zaman zaman sizi yoracak aşırı mesuliyetler altına da girebilirsiniz. Anne baba ebeveynlerle ilgili bazı mesuliyetler olabilir. Onların hayatlarında olabilecek dönüşümler, belki bazı hastalıklar ya da sıkıntılar olabilir. Sizin bazı sorumluluklar almanız gerekebilir. Üstlerle ilişkilere dikkat edelim. Otoriteyle ilişkileri. Bu bazen daha resmi merciler, devlet, otorite gibi konular, yasal konular da olabilir ve üzerinizde biraz baskı ve sıkıntı da yaratabilir bunlar. Evet, özellikle doğum haritalarınızı lütfen kontrol ediniz. Öncü burçlarda Koç, Terazi, Oğlak, Yengeç gibi bir burçta Mars, Satürn, Uranüs, Plüto gibi daha malefik etkili gezegen yerleşimleriniz varsa bu tutulmanın etkisi sizin üzerinizde biraz daha güçlü baskılar yaratabilir. Daha kadersel etkiler getirebilir. Özellikle doğum yılınız 71, 72, 74, 75, 68, 69, 88 gibi yıllarda doğduysanız kolektif gezegen yerleşimleriniz de öncülerde olduğu için etkileri bireysel olarak daha güçlü hissetmeniz mümkün görünüyor. Tabii ki bu tutulma, bu ay tutulması
toplumsal olarak ülkemiz için de çok önemli bir tutulma. Tutulmayla ilgili sizin için özel bir video hazırladım. Ay tutulması videomuzu Astrofoni Demet Bağdacı YouTube kanalından izleyebilirsiniz ve genel etkilerini daha detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz sevgili koçlar. Sevgili koçlar, 23 Temmuz'dan itibaren Güneş Aslan Burcu'nda parlamaya başlayacak ve sizin yaşam enerjinizin coşkunuzu daha da arttıracak. Gezegeniniz Mars Aslan Burcu'nda ay sonuna kadar hareketini sürdürüyor. 25 Temmuz Mars ile Jüpiter arasında muhteşem bir üçgen oluşacak gökyüzünde. Birkaç gün öncesi ve sonrası da bu etki devam edebilir. Enerjiniz çok yüksek, yaratıcılığınız çok yüksek, daha coşkulusunuz, heveslisiniz. Ne yapmak istiyorsanız, yaşam hedefleriniz neyse çok daha rahat harekete geçebilir, eyleme geçebilirsiniz. Ve 28 Temmuz'da aşk gezegenimiz Venüs Aslan'a geçiyor ve sizin aşk evinize geliyor. Dolayısıyla ayın son haftasında tüm bu gezegen geçişleriyle beraber, Venüs'ün de desteğiyle beraber aşk hayatınız parlayacak. Aşkla ilgili fırsatlar çıkıyor karşınıza. Keyif alacaksınız hayattan. Eğleneceğiniz koşullar oluşabilir, sosyalleşebilirsiniz, güzel bir tatil, gezi, seyahat gündeminize gelebilir, romantik fırsatlarla daha fazla karşılaşabilirsiniz, çocuklarınız ve hayatınızdaki sevdiğiniz kişilerle birlikte yapacağınız her türlü etkileşimde yine ayın son günlerinde sizin için öncelikli hale gelebilir. Evet, ayı kısaca özetlersek sevgili koçlar, Yengeç burcunda Güneş tutulması, Oğlak burcunda bir Ay tutulması haritanızın ana akslarını etkilediği için bunlar orta vadeli etki, ama bu ay da güçlü bir şekilde bunun baskısını hissedebilirsiniz. Ev, yuva temaları, aile konuları, kariyer, gelecek hedefleriniz, yaşamdaki statünüz, imajınız, buralarda bazı önemli dönüşümler olması mümkün. Yer değişiklikleri de olabilir tabii ki. Ev almak, yuva kurmak ve benzeri konularda gündeme geliyor. Üstlerle ilişkilere ay boyunca özellikle dikkat edelim. Biraz ebeveynler ve onlarla ilgili sorumluluklar da günlük hayatımızda belirleyici olabilir. Güneş ve ay tutulmalarıyla ilgili tabii ki sizler için videolar hazırladım. Bunun için lütfen Astrofoni Demet Bağtacı YouTube kanalımdan Güneş ve ay tutulması videolarımızı izleyiniz. Daha detaylı bilgileri de buradan alabilirsiniz. Mutlu ve sağlıklı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve danışanlarım, sizlerle güzel bir olayı paylaşmak istiyorum. 2012 yılında gerçek astroloji bilincini oluşturmak için açtığımız Astrofoni Demet Bağtacı YouTube kanalımız 100 bin aboneyi geçti. Çok mutluyuz. Tam 7 yıl boyunca her gün, her hafta ve her ay hiç ara vermeden videolarımızla sizlere ulaştık. Bu 7 yıllık sürede çok emek ve para harcayarak tam 23.200 video ürettik. Astroloji kategorisinde dünyada kırılması zor bir rekora ulaştık. Videolarımız tam 38.505.000 defa izlendi. Videolarımızın izlenme süresi de tam 86.840.000 dakikayı geçti. Yani tam 165 yıl 40 gün süresince size astroloji anlatmış, gerçek astroloji bilincini oluşturmaya çalışmışım. Ve tabii ki WhatsApp hattımıza sizlerden gelen on binlerce mesaj. En çok da kişisel doğum haritanızla ilgili yazıyorsunuz. Gerçek astrolojiyi anladıkça yükselen burcunuzu bilmeniz gerektiğini ve kişisel doğum haritanızın da olması gerektiğinin farkına vardınız. Bilinçlendiniz ve bilinçleniyorsunuz. Lütfen hala kanalıma abone olmadıysanız videonun altındaki kırmızı renkli abone ol yazısına tıklayın, abone olun. Siz de bilinçlenmeye başlayın. Videolarımı izleyen milyonlarca gerçek astroloji severe, astroloji konusunda bilinçlenmeye çalışan abonelerime, öğrencilerime ve çok sevgili danışanlarıma şükranlarımı sunuyorum.